Bugün ülkemizde işçilerin, emekçilerin, halkın en önemli sorunu sürekli olarak düşen ve değer kaybeden ücretler, yani yoksullaşma, işsizlik, evimize gelen elektrik faturaları, su faturalarındaki yükselme, bunlara yapılan zamlar ve aynı zamanda sürekli olarak kendisini hatırlatan ve yaşadığımız coğrafyada bir gerçeklik olarak duran deprem. Geçtiğimiz hafta birkaç gün önce Elazığ'da ve çevresindeki illerde hissedilen ve 41 yurttaşımızı kaybettiğimiz deprem felaketinden sonra bir kez daha bu tartışma yeniden Türkiye'nin gündeminde. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki özellikle asgari ücretin belirlenmesi sürecinde de çok net bir biçimde gördüğümüz gibi aslında Türkiye'deki bütün ücretlerin belirlenmesi sürecinde çok net bir biçimde gördüğümüz gibi ülkeyi yönetenlerin temel politikası yaşanan bu ekonomik krizin bütün faturasını işçi sınıfına, emekçilere, emekçi halklara, kadınlara, gençlere yüklemek yönünde. Ve bütün ücretler başta asgari ücret olmak üzere hem IMF raporunda ifade edildiği gibi hem de hükümetin yeni ekonomik program adı altında açıkladığı orta vadeli programda da ifade ettiği gibi sürekli olarak düşük ücret politikası uygulanıyor. Asgari ücret biliyorsunuz günlük 10 liralık bir artışla 2.324 lira olarak belirlendi, AGİ dahil olmak üzere. Ve daha dün açıklanan açlık yoksulluk sınırı rakamlarına baktığımızda asgari ücret daha yılın birinci ayında açlık sınırının bile altına gerilemiş durumda. Bu yine düşük ücret politikasını yaz aylarında kamudaki iki büyük toplu sözleşme sürecinde gördük. Şu anda devam eden başta metal ve lastik sektörü olmak üzere özel sektördeki bütün toplu pazarlık süreçlerinde de aynı düşük ücret politikasının sonucu sonuçlarını görüyoruz. Dolayısıyla bugün ülkeyi yönetenler, siyasi iktidar ve sermaye, işverenler bu krizin faturasını bizlere yüklemek adına bütün ücretleri aşağıya çeken bir politika izliyorlar. Aynı zamanda bizler açısından temel gider kalemlerimiz olan elektrik, su, doğalgaz faturalarındaki artış. Son 2 yılda ülkemizde doğalgaza yaklaşık %60 zam yapıldı. Elektriğe son 1 yılda %30'un üzerinde zam yapıldı. Bugün ülkemizde bir aile açısından 350 liradan daha düşük bir doğalgaz faturası ya da 150 liradan daha düşük bir elektrik faturası gelmesi neredeyse mucize. Yani elektrik ve doğalgaz faturalarının ikisinin toplamı 500 lirayı aşıyor. Bir de bunun üzerinden %18 KDV ödüyoruz. Biz şunu sormak istiyoruz. Bütün halkın bu kadar ciddi bir yoksullaşmanın olduğu bir dönemde özellikle ödediğimiz bu vergilerin anlamı nedir? Elektrikten, sudan, doğalgazdan, temel tüketim maddelerinden alınan katma değer vergisi neden alınmaktadır? Ve bu anlamda bir sosyal politika uygulanacaksa, örneğin doğalgazda uygulanması gereken sosyal politika bu faturaların taksitlendirilmesi değil, en azından doğalgaz, elektrik, su, iletişim gibi temel tüketim maddeleri üzerindeki vergi yükünün ortadan kaldırılması, KDV'nin sıfırlanmasıdır. Bu ülkede şirketlere, patronlara, inşaat patronlarının vergi borçları bir gecede sıfırlanabiliyorsa, eğer bu yapılabiliyorsa, mesele işçi sınıfı, emekçiler, halk olduğunda hiç kimse kaynak yok demesin ve üzerimizdeki bu vergi yükünün azaltılması bizim açımızdan temel mücadele taleplerimizden bir tanesidir. Bunun altını çizmek istiyoruz. Çünkü dünyada en adaletsiz vergi sistemlerinden bir tanesi Türkiye'de. Ülkemizde devletin topladığı vergilerin neredeyse tamamına yakınını işçiler, emekçiler olarak bizler ödüyoruz. Ödediğimiz dolaylı vergiler toplam vergi gelirlerinin %65'ine ulaşmış durumda. Ücretten alınan, gelirden alınan vergiler açısından bakıldığında da asgari ücret gibi açlık sınırının altındaki asgari ücretten bile çok ciddi bir biçimde vergi alınmaktadır. Dolayısıyla bizim temel talebimiz insanca yaşayacağımız bir ücret ve vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, faizin, rantın, karın vergilendirildiği adaletli bir vergi sistemi istiyoruz ve asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Ve önümüzdeki dönemde bu açlık sınırının altındaki asgari ücrete karşı bütün ücretlerin hükümet ve işveren tarafından sürekli olarak aşağıya çekilmeye çalışılmasına karşı, yani gelirlerimizi azaltan, üzerimizdeki vergi yükünü her gün daha da artıran bu politikalara karşı önümüzdeki dönem disk açısından bu taleplerle bir mücadele dönemi olacaktır. Çünkü bu ülkede yaşayan herkes bilmektedir ki bu ücretlerle ve bu vergilerle hayatımızı sürdürmek mümkün değildir. Türkiye'de krizle birlikte gelir dağılımı adaletsizliği daha da artmıştır. En zenginle en yoksul arasındaki
gelir dağılımı adaletsizliği artık bir uçurum haline gelmiştir. Bu adaletsizliklerin olduğu, gelirdeki dağılımındaki bu adaletsizliği, bu düzeydeki bir adaletsizliğin olduğu bir ülkede geçinmek ve yaşayabilmek mümkün değildir. O nedenle insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve insan onuruna yaraşır bir ücret için, yani ürettiğimiz toplam değerden payımızı aldığımız, hakça bölüştüğümüz emeğin Türkiye'si için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Ve aslında bu çerçeveden bakıldığında da, hani vergi konuşuyoruz, biliyorsunuz 99 depreminden sonra ülkemizde bir deprem vergisi getirildi. Daha sonra AKP bu vergiyi kalıcı hale getirdi ve milyonlarca lira deprem vergisi adı altında bu ülkede yaşayan 82 milyon olarak bu vergiyi ödüyoruz. Ve bugün aslında yaşadığımız her depremde bir kez daha görüyoruz ki bu vergiler birçok toplanan vergide olduğu gibi, birçok yapılan kesintide olduğu gibi tümüyle amacı dışında kullanılmış durumda. Ülkeyi yönetenler bunu çok açık bir biçimde aslında itiraf ediyorlar. Dolayısıyla deprem kuşağında olan ve depremle her an burun buruna yaşayan bir coğrafyada yaşayan insanlar olarak gerçekten ülkeyi yönetenlere sormak istiyoruz. Bu topladığınız deprem vergilerini neden amacı dışında kullanıyorsunuz? Deprem vergileriyle toplanan bu paraların nereye gittiğini sormak bizler açısından her şeyden önce temel bir sorumluluktur. Ama ülkeyi yönetenler ödediğimiz vergiler nereye gidiyor diye soran yurttaşları suçlulaştırmaya çalışıyorlar. Bu aslında bu ülkede sistemin iflas ettiğini gösteren bir durumdur. Çok doğaldır bir ülkede yaşayan yurttaşların ödediği verginin nasıl kullanıldığını devlete ve devleti yöneten hükümetlere sorması. Ama deprem gerekçesiyle bunlar sorulduğunda ülkeyi yönetenlerin buna verdiği yanıt, herhangi bir yaptıkları işe dair icraata dönük bir yanıt verilemediği için bu soruları soranlar suçlu hale getirilmeye çalışılmaktadır ki bu tümüyle akıl dışıdır. Bugün bu ülkenin İçişleri Bakanı İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz demektedir. Bu söylemin arkasından akıllı ve mantıklı olarak beklediğimiz şey nedir? Ülkeyi yönetenlerin bu beklentiye uygun adımlar atması, tedbirler alması, çeşitli seferberlik planları ilan etmesi, bunu halkla paylaşması, halkı buna ortak etmesidir. Ama görüyoruz ki evet 7,5 şiddetinde bir depremi İstanbul'da bekleyen bir siyasi iktidar deprem vergilerini farklı biçimlerde kullanmakta ve hatta işte İstanbul'da Kanal İstanbul gibi akıl dışı projelere milyarlarca liralık parayı ayırmayı ve bunu hayata geçirmeyi önüne koyabilmektedir. Bütün bunlar tümüyle aslında akıl dışıdır. Bu ülkeyi yönetenlerin yaşanan temel gerçek sorunlara ilişkin yaklaşımını göstermektedir. Biz deprem vergilerinden, ücretlerimizden kesilen vergiye kadar, ödediğimiz her kuruş KDV, ÖTV adı altındaki dolaylı vergilere kadar bütün bunların hesabını sormak ve aynı zamanda da ülkeyi yönetenlerden bu vergileri halk için, toplum için, işçiler için, emekçiler için, yani bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler için kullanma zorunluluğunu hatırlatmak gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Bu ülkede üretilen, yaratılan bütün değerleri ortaya koyan bizleriz ve ürettiğimiz toplam değerden payımızı aldığımız, demokrasi içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşadığımız bir emeğin Türkiye'si mücadelesini bütün örgütlü örgütsüz tüm işçi arkadaşlarımızla ve bütün emekçi halkımızla birlikte omuz omuza insanca yaşayacağımız bir ülke için mücadele kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.